Herkese merhaba. Bu videonun konusu halk takviminde yer alan fırtına günleri. Yıl boyunca hangi fırtınaların olacağının gösterildiği fırtına takvimi, tarımsal çalışmalarda dikkate alınmış ve küçük sapmalarla doğru tespitler olarak kabul edilmiştir. Tarımsal yetiştiricilikte günümüz teknolojik meteoroloji verilerini halk takvimi ile birlikte kullanmak ise en doğru yol olacaktır. Halk takviminde yer alan 12 ayı içeren fırtına günlerinin tamamını videonun açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Şimdi tarım takviminde Nisan ve Mayıs aylarında yer alan fırtınalardan birkaçına göz atalım. 17 Nisan kuğu fırtınası genellikle hava sıcaklık artışlarının başlamasıyla aniden ortaya çıkar ve birkaç günlüğüne şiddetli rüzgar, yoğun yağış ve soğuk havayı beraberinde getirir. Genellikle Nisan ayının ortasına denk gelir ve etkisi 1 ile 4 gün arasında değişkenlik gösterir. 21 Nisan Sitte-i Sevir fırtınası halk arasında öküz soğuğu da denir. 19-26 Nisan arasında 6 gün süren soğuk dönemdir. Hatta bu dönemle ilgili olarak Anadolu'da kork aprilin 5'inden öküzü ayırır eşinden sözü çok söylenir. Burada aprilin 5'i 18-19 Nisan'a denk gelen tarihtir ve ilkbahar geç donları bu dönemde oluşabilir. En fazla ürün zararlanmalarına yol açan bu doğa alayına karşı eski çiftçiler deneyimlerini bu şekilde ifade etmişlerdir. Bir diğer fırtına tarihi de 16 Mayıs'taki Filiz Kıran fırtınasıdır. Adı üstünde filizleri kırar, fidelere zarar verebilir. Bütün bu fırtına dönemlerinde çok temel alınması gereken birkaç önlemi de hatırlayalım. Ağaç dikiminde hereklemenin yapılması, ağaç aşı yerlerinin korumaya alınması, bahçelerde ilaçlamalar için rüzgarsız ve yağışsız zamanın takip edilmesi, sebze bahçelerinde fide dikimlerinde önlem alınması. Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim. Sağlıcakla kalın.